Bayan Gitanjali. Parvati, sizi tanıştırayım. Bu Bayan Singh. Merhaba. Bu da Bayan Kapoor. Merhaba. Memnun oldum. Bu basit kızı kim davet etti acaba? Bayan Gitanjali, siz de eşiniz de hediye istemiyoruz demişsiniz. İyi de neden böyle tercih ettiniz? Bugün sizin için çok özel. O yüzden binbaşı ile ikimizin adına size bunu vereceğim. Dürüst olacağım Parvati. Hediyeleri kim sevmez, öyle değil mi? Özellikle de böyle sevgisini katarak verilince. Çok teşekkür ederim. Açın lütfen, görmenizi isterim. Eminim çok seveceksiniz. Peki. Vay canına. Hurma. Hemen bizim komutana da göstereyim. İzninizle. Hurma mı? Ne biçim hediye o öyle? Parvati, sen nerelisin? Ben bir purluyum. Nerede orası? Hiç duymamıştım. Benim köyüm... Demek köylüsün. Belli. Alınma ama. Biz köyleri öyle pek fazla iyi tanımıyoruz. Şehirde pek köylerden bahsetmiyoruz haliyle. Evet, doğru. Bu arada bluzun ve sarin gerçekten çok güzelmiş. Ama gündüz vakti üstünde çok başka bir kıyafet vardı. Bunlar senindir umarım. Hayır. Bunu Bayan Gitanjali verdi. Anlamıştım. Yani senin bunu almaya paran... Yani senin köyünde bu kadar pahalı bir sarıyı pek kolay bulmazlar herhalde. Sonuçta orası köy ortamı. Evet, köylüyüm. Ama fakir biri değilim. Ben bunu parayla ölçmem zaten. İnsanları sınıflandırmam. Belki çok görüp geçirmişliğim yok. Ama burada pek çok şey gördüm. Dürüst olmak gerekirse, burasıyla karşılaştırılınca bir purda daha güzel şeyler var. Ne gibi? Mesela kolunuzdaki kına gibi. Ona çok para vermiş olmalısınız, değil mi? Bizim köy panayırında onu bedava yapıyorlar, biliyor musunuz? Bayan Brinda bunun çok daha güzelini yapar, hem de bedava. Çantanızdaki işlemeler de çok güzel. Teyzem onları yapmayı 5 yaşımdayken öğretti bana. Bugün başlasam bir günde bile bitiririm. Ve eminim çantanızdakinden çok daha güzelini yaparım. Ve tabii siz onu şehirde çok pahalıya aldınız. Sırf pahalı bir markanın etiketini taşıyor diye. Benim geldiğim yerde bir ürünün değerini fiyatı değil, üstündeki emek belirler. Son bir şey daha. İnsanların gönlü zengin olsun. Önemli olan budur. Gönül zenginliği her şeyden önemlidir. Hem bilmediğimiz bir köyden geliyor. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Ama hiç şüpheniz olmasın. Haritada benim köyümün adını yazan kalem sizin şehrinizin adını yazan kalemle aynı. Paro, hadi gel canım. Pasta keseceğiz, siz de gelin. Hadi.